Bir derdim var. Yaşamakta olduğum yerde etrafımda gelişen olaylara, problemlere, sorunlara duyarsız kalmak mümkün mü? Ben istersem tabii ki mümkün değil. Arayış konusunda tamam. Peki yapmak istediklerimi nasıl bulacağım? Aslında gözlerimi açıp çevreme kulak verdiğimde yapmak istediklerimi bulmaya başlamıştım. İşsizlik, gelecek kaygısı, iklim krizi, gıda kıtlığı, kuraklık... Görmem, duymam gereken ne kadar çok şey varmış değil mi? Tam da bu noktada hayat boyu yaratmak istediğim yetkinin temellerini oluşturan hikayeler yaşadığımız ekosisteme ait problemler. Kim olduğumun, nerede okuduğumun veya ne iş yaptığımın önemi yok. Benim için yaşadığım ekosistemde problemler karşısında yarattığım etki çok önemli. Evet, buraya kadar farkındalığımı ortaya çıkarmaya başlamıştım. Sıradaki adım nasıl başa çıkacağım sorusunu cevaplamaktı. Etrafıma tekrar baktım. Tabelaları okumaya başladım. Klavyede tuşladım. İnsanlara sordum. Hareket ettikçe fark ettim ki bu farkındalığa tek sahip olan ben değildim. Benimle birlikte mücadele etmek isteyen, mücadele etmekte olan, fark ettiğim bu sorunlara çözümler bulan insanlar vardı. Yapmam gerekeni anlamıştım. Topluluklarla birlikte hareket etmek. Birlikte hareket ederken birbirimizden öğrendiklerimizle, deneyimlerimizle birlikte dayanışma içerisinde olmak benim için çok güçlü ve anlamlı bir ifadeydi. Çeşitli dernekler, vakıflar, gönüllülük projeleri içerisine girdikçe benim için soyut anlamda çok güçlü olan bu ifadenin somut anlamda hissettirdikleri tarif edilemeyecek kadar güçlüydü. Artık sorunların peşinde koşturuyor, problemler arıyor, içinde saklı olan potansiyeli yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlıyordu. En güzeli de tüm bunları topluluklarla keşfetmekti. Etrafıma karşı çok daha duyarlı hale gelip yaratmaya başladığım ufak pozitif etkileri görmeye başladıkça öğrenmeye, kendimi geliştirmeye devam ettikçe aslında yaratmak istediğim etkiyi, motivasyonumu ve kendi isteklerimi, hedeflerimi daha iyi anlamlandırmaya başlamıştım. Süreçleri deneyimlemenin ve hayat boyu öğrenme heyecanımı fark ettiğimde benim için topluluklara katılmanın ve harekete geçmem gerektiğinin benim için en önemli nokta olduğunu hissetmiştim. İşte Girişimcilik Vakfı'na katılmak istememdeki sebep de bu. Birbirimizden öğrenebileceğimiz konuların, beraber mücadele ederken yaratacağımız etkilerin sınırları yok. Daha güzel yarınlara ulaşmak için bugünlerimizi anlamlı kılalım. Hani başlangıçta bir derdim var diyordum ya, art bir derdimiz var.